İko, aç gözlerini. İko, bana bak. Gözlerini, hayır, hayır. İko. Yardım edin Ender. Hoca Hanım, iyi misiniz? Koş, ambulans çağırın, çabuk. İko, İko aç gözlerini, İko. Alo, aç acil gözlerini. Bir ambulans istiyoruz, yaralımız şey, var. İko, bak gözüme bak, İko. Ne oluyor İko ya? İmdat! Aa, teyze. Aa, ambulans çağırın çabuk. Ne oluyor ya? Teyze ne oluyor? Ne oldu? Ne oluyor ya? Ambulans çağırdınız mı? Kim vurdu artık hoca hanım? Ne? Ne oldu? İknur? Kim vurdu ya? Zeliş vurdu, Zeliş. İko, hastaneye geldik bak. İyileşeceksin İko. Ateşli silah yaralanması. Mermi göğse yakın isabet etmiş. Hala çok kanaması var. Kanama durdurulmaya çalışılmış ama kan kaybı devam ediyor. Hemen ameliyathaneye hazırlasınlar. Güzide Hanım iyi ekmek kapısı oldu ha. Televizyona çıkıp varyansın etmesi bayağı işimize yaradı. Bir daha çıkar mı sence televizyona? Bilmiyorum da yani keşke çıksa. Çıktığında neler olduğunu biliyoruz. Beş kat tıklanma, beş kat. En az beş kat. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz tabii de. Yani çıktığında ne diyecek ki? Sonuçta haber doğru haber. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Akşama kadar böyle giderse 1 milyon tıkı görürüz biz. İşte bu be, işte bu. Çak. Harika oldu bu iş. Çok güzel oldu vallahi. Oo beyler, ne oldu? Kutlama mı var? Çok mutlusunuz. Siz? Ben. Ozan ben. 107 Özgüder'in oğlu Ozan. Memnun oldum. Ne oluyor lan? Bıraksana! Bırak, polisi arayacağım. Bırak! Çağır lan. Çağır. Kimsin çağır, sen? Çağır. Kimsin lan sen? Ha? Kimsin? Ne yaptı lan benim annem size? Ha? Gel. Gel sen buraya. Gel. 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 Ya. Manyak mısın lan sen? Manyağım lan ben, manyağım. Annem rüşvetçi olandı değil mi? Ha? Karım da katil, ben de manyak olan. Ne istiyorsun benden ya? Ben gazeteciyim, işimi yapıyorum sadece. İşini yapıyorsun, işini yapıyorsun. Yalan haber yapmak mı lan senin işin? Ha? Tanımadığın insanlara iftira atmak mı? Bu mu? Bunlarla yapıyordunuz değil mi o haberleri? Yalan mı? Annenin gelin damadını vurmadı mı? Bu yalan haber mi? Özellikle niye annemin adını geçiriyorsunuz lan haberlerde? Ha? Ne istiyorsunuz lan benim annemden? Ne? Ben mi yazıyorum haberi? Bana haber geliyor, doğruysa yayınlıyorum. Kim yazdı haberi? Ne bileyim yani yüzlerce insan haber gönderiyor işte onlardan biridir. Kim yazdı haberi? Kim? Bak elimde kalacaksın. Tamam, bak zaten tamam, benim tamam, hayatım kaymış seninle tamam, kaydırır. Tamam, kim tamam, o şerefsiz? Kim? 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 Belma! Belma! Belma yazdı. Yok öyle biri. Gerçek adını söyle bana. Kim? Kim? Bak, bak bu işin sonu kötü olacak ha. Bak süründüreceğim seni. Tamam. Bak. Haber ayağına geldi. Yarın da bunu yaparsın. Kim lan o şerefsiz? Kim? Kim? Azra. Azra Yanar. Ya Güzide'nin gelini, Güzide'nin damadı. Senin adın zaten hiç geçmiyor dayı. E geçmeyecekti tabii. Öyle konuşmadık mı Azra? Ya ben Güzide'ye bir skandal yarattım. Haberim tıkanma rekoru kırıyor. Ama senin umurunda değil dayı. Hani hep arkamdaydı? Tamam, tamam, tamam. Güzide. Merhaba Azra'cığım. Ne güzel genç bir kadın olmuşsun. Ne konuşuyordunuz hakkımda? Ne söylüyordun, hı Tarık? Ben gazeteciyim, işimi yapıyorum. Tabii canım. Tabii öyle. Yap yap sen, işini yap kızım. Yap. Zaten seninle konuşmaya gelmedim ben. Seninle biz mahkemede konuşacağız. Ben dayınla konuşmaya geldim. Yani dayın böyle arkadan iş çevirmeyi çok seviyor ya, ben de beceremiyorum. Geleyim de bir yüz yüze konuşalım istedim. Tamam, madem geldin konuş, buradayım. Hiç utanmıyor musun Tarık? Hı? Öyle haberler yaptırtmaya hiç utanmıyor musun? Orada yalnızca benim adım geçmiyor. Çocuklarının adı da geçiyor, senin soyadını taşıyor onlar. Utanmıyor musun ya böyle şeyler yaptırtmaya? Benimle bir alakası yok Güzide.
Müdürü öyle yazmasını istemiş, o da öyle yazmış yani. Ben de kızdım ayrıca yani aslında. Gördün mü Azra'cığım? Ben sana telefonda söyledim değil mi? Bu adama güvenilir mi Allah aşkına? Bu adam herkesi satar. Değil akrabasını, 30 yıllık karısını sattı, çocuklarını sattı bu adam. Bu adam herkesi satar. Bir gün gelecek Tarık. O günü ben hazırlayacağım senin için. Güneş yüzünü bir daha göremeyeceksin. Gecen gündüzüne karışacak. Sesleneceksin, kimse sesini duymayacak. Yapayalnız kalacaksın. O gün gelecek, o günü ben senin için özellikle hazırlayacağım. Ve o gün o kapıyı ben kendi ellerimle kilitleyeceğim senin üstüne. Azra'cığım annene selam söyle. Gerçi o beni hiç sevmez ama. Gidelim hadi artık. Aa, yeter. Murat. Hadi canım hadi. Tarık'cığım, Tarık'cığım nereye gidiyorsun? Daha takı takacağız. Saçmalama Güzide. Vallahi saçmalayacağız. Ne yapıyorsun? Dur canım Allah Allah. İnşallah bu altını taktığım gibi bir günde bileklerine kelepçeyi taktıracağım. Hadi bakalım mutluluklar. Enişte bak. Abartmayın oğlum. Hayır hayır. Aa. Hepsini bir kere de harcama ama tamam mı? Devir ekonomi devri çünkü. Hadi sana. Al, hadi hadi. Abi, bir dakika. Güzide ablacığım. Ben evlilik sözleşmesini imzalattım. Yani bugün hık diye giderse malların yarısı senin çocukların, yarısı da benle Öykü'nün. Haberin olsun. Teşekkür ederim. Dondun. Ne oldu? Gidelim gidelim diyordun. Hadi gidelim. Ay bir dakika. Tutun. Ah tuttum. Hadi. Kıza iyi bak. Oğlum sana bir şey soracağım. Sor. Ama bana dürüstçe, açık cevap ver olur mu? Tamam. Oğlum. Ben ne yapacağım? Nasıl ne yapacağım? Ben hayatıma nasıl devam edeceğim? Anlamıyorum. Anlıyorsun. Hem de çok iyi anlıyorsun ama anlamazlıktan geliyorsun. Sen de biliyorsun. Biliyorsun duygularımı. Fark ediyorsun. Ama görmezlikten geliyorsun. Ben ne yapacağım? Kahraman. Oğlum. Ben burada kalacak mıyım? Gidecek miyim? Burada kalacaksam... benim senden bir ses... ne bileyim bir söz duymam lazım. Bir şey görmem lazım. Bana bir şey söyle. Söyleyemem ben böyle bir şey. Tamam biliyorum. Konuşması bile kolay değil. Her şeyin farkındayım tabii ki. Ama... bir şey söyle. Kahraman lütfen. Benim hayatım şu an sadece can. Aklım can. Fikrim can. Tüm gayem o.
Tek istediğim oğlumla huzurlu yaşamak. Ne olur daha fazla bir şey düşünmek istemiyorum. Çok yoruldum. Lütfen. Bu kadar mı? İyi geceler. Buyurun komiserim. Aradığınız suçlu kadın bu. Alın şansı hemen. Zeliş. Anne. Zeliş annem. Annem ben buradayım. Annem ben buradayım anne. Kızım. Anne. Ben buradayım. Hocam, senden razı olsun hocam, Allah senden razı olsun. Kızımın canını açtın. Doydun mu sen? Ha? Ne oluyor? Uğursuz, kademsiz, pis mikrop. Ne diyorsun Muhalla? Bastığın yeri kurutuyorsun. Bet bereket bırakmıyorsun. Ne istiyorsun yine? Oğlumun hayatına girdin. Canına mal oldun. Beni evlatsız bıraktın. Şimdi de kahramanım elimden alıyorsun. Yeğenimi de mi elimden alıyorsun? Ben bir şey söylemedim kahramana. Bana bak, şimdi sessiz, sedasız toparlanıp gidiyorsun buradan. Hemen pılını pırtını topla, çek git bu evden. Defol. Tamam. Gidiyorum ya. Ben çok mu mutluyum zannediyorsun seninle burada yaşamaya? Oğlumu alıp defolup gidiyorum. Hadi çık şimdi sen hadi. Hala anlamadın değil mi? Berhan burada kalacak. Sen defolup gideceksin. Sen anlamadın değil mi? Onun adı Can ve benimle geliyor. Burada kalacak dedim ben sana. Yeter, bu çocuk daha fazla huzursuz olmayacak. Bırak. Yeter, çıkar mısın? Ya daha fazla bunları duymayacak bu çocuk. Böyle büyümeyecek ve ben can alıp defolup gideceğim. Torunuma dokunmayacaksın, sen defolup gideceksin. Hayır! Can annesinin yanında olacak. Torunum burada kalacak diyorum. Sen de defolup gideceksin, torunuma dokunamayacaksın. Defol, yürü. Ya yeter! Can senin torunun falan değil. Ne saçmalıyorsun sen be? Behram Can'ın babası değil Muhalla. Can'ın babası Tolga.